Herkese merhaba. Video girmeden öncelikle şu tarlayı tamamladım. O aynı yine yapraklarla ürettiğimiz yöntemden. 5 tane çimen ve 54 tane şöyle yaprağımız arttı. Şimdi bu videoda ne yapalım diye düşündüm. Öncelikle önümüzde 2 tane şey var. Şunlara devam etmek veya bonsai pot'a girmek ufaktan. Önce bir bonsai pot yapalım bence. Şimdi bonsai pot yapmak için ne kadar ne gerekiyordu ona bir bakmak istiyorum. Direkt brick gerekiyor. Clay'leri brick'e çevirmem gerekiyor. Şurada 7 tane clay var. Şunu bir alayım. Şunu bir atayım. Hatta şunu da bir yiyelim de şu görevde hazırlıklarını tamamlamıştık. Hem de biraz açlığımız dolmuş olur. Şimdi bizim burada clay resimlerimiz var. Bir tane mi clay? Yok, 65 tane varmış. Tamam. Bir de şurada clay ekonum olacaktı benim. Clay ekon. Üretebildiğim kadar şimdi clay üreteceğim. Şöyle çat. Bayağı da bir ürettik. İyi, yeter. Şimdi bunları direkt böyle alabiliyor muyduk? Alıyoruz. Güzel. Şunun yarısını şuraya atayım. Pişsin. Buradan bir iki. İki tanesini tekrar bu tarafa atayım. Herhalde orantılı oldu. Aynen. 28'e 28 oldu. Bunlar burada pişiversin. O pişerken de biz hadi gelin şuradan bakalım neler yapabiliyoruz. Lapis yapabiliriz. Bence. Fazla uğraştırmaz lapis. Şöyle bir bakalım nasıl yapılıyor lapis sapling. Hop, lapis diyorum. Nerede saplingimiz abi? Çat burada. Lapis ekon veya bir tane water bottle istiyor. Onun dışında dark oak sapling, bone resin, clay resin. Şimdi bize dark oak sapling yapmamız lazım onun için. Bir ona bakıyorum. Şöyle dark oak sapling nasıl yapılıyor? Suya kual sapling. İyi, easy'miş, kolaymış. Şuradan bir kual sapling alalım. Bir tane aldım. Daha sonra şöyle tamam, dark oak sapling'imiz var. Şimdi öncelikle şunu bir çoğaltalım. Daha sonra ileride de belki lazım olur. Ama dark oak sapling böyle bir tane büyümüyor. Çoğaltamayız. 4 tane koymamız gerekiyor. O zaman şöyle harcayalım. Nasıl olsa kolay yapılıyor. Suya kual sapling koyuyoruz. Şimdi bununla ne yapacaktık? Biz lapis sapling yapacaktık. Şöyle lapis sapling'e bir bakalım. Baktım. 2 tane clay resin, water bottle ve bone resin. Sanırım demin clay resinlerin tamamını harcadık. Aynen. O zaman bu durumda clay nerede clay? Şurada clay sapling'lerimiz bayağı var. Şunu da geri atayım. Bir tane clay büyütelim hızlı seri seri şöyle. Bir clay sapling'imizi alalım. Çat aldım. Şimdi clay resini iki tane lazım sanırım. Şu iki tanesini alıyorum. Buraya atayım ve şurada üzerinde kalmasın. Şunları geri atayım. İki tane clay sapling. Şey clay resin. Onun dışında ne gerekiyordu? Bir tane de bone resin gerekiyor. Hadi şuradan bone resini de alalım bir tane. Ve şişemiz var mıydı? Bizim yoktu. Şimdi şişe nasıl yapılıyordu ona bir bakayım ben. Onu da hatırlamıyorum çünkü. Şöyle bakıyorum. Glass bottle. Direkt şişe nasıl yapılıyordu? Yani 3 tane cam. Camımız var mı? Cam yok. Sendimiz de yok işin kötüsü. O zaman haydi şuradan sendi yapmak için gerekli malzemeleri alalım. Şöyle resimleri aldım. 12 tane de bize şey lazım. Sende konu. Onu da aldık. Tamam. Şöyle atıyorum buralara. Zaten yanlış hatırlamıyorsam o bottle'lar bize sonra da lazım olacak. Nasıl yapalım? En iyisi şuradaki şeyleri bozmayalım. Zaten odunumuz bol. Odunumuz diyorum. Taşımız da bol, odunumuz da bol. İkisi de bol. Sıkıntı yok. Hadi şuraya bir tane daha yapalım da onun içinde pişirelim. Bunlar burada pişmeye devam etsin. Ne kadar fazla fırın o kadar fazla daha iyi bizim için. Çünkü bu ısıtma işlemleri uzun sürüyor ve ilk başlarda işte bu redstone furnace'tır, ne bileyim, akyo furnace'tır vesaire yapmamız biraz zor olacağı için şunlar şurada pişe dursun. Onlar pişerken ben de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle şuraları bir çekmek istiyorum. Şurayı da koyayım. Şöyle tak tak tak. Buraları alayım. Üzerinde odun kalmadı. Neyse daha sonra devam ederim ben ona. Şuradan bottle yapalım. Bir tane arttı. Demek ki üzerinde bir tane daha varmış. Ya da buglandı mı acaba item? Yok, buglanmamış. Cidden artmış bir tane. Her neyse hadi gelin lapis sapling'i yapalım. Çat çat çat.
Bir saniye orada dursun. Şunun içine bizim su doldurmamız lazım. Şuradan birazcık su alıyorum. Şuraya attım ve yay, lapis sapling'imizi de yaptık. Haydi o zaman çoğaltalım lapis sapling'i şimdi. Şunlar bir şey dursun. Hızlı hızlı büyü, çabuk büyü. Bizi uğraştırma kardeşim. Haydi çocuğum, haydi evladım. Büyü. İnşallah bugün yarın büyüyecek. Güzel büyüdü. Şunları da şöyle alıyorum. Tamam. Şimdilik bu kadar çoğaltma yeter. Resini buraya attım. Ekornu buraya attım. Şu odunlar kalsın üzerimizde. Daha sonra onu ne yaparız? Şunları beklerken bir şeyler daha yapabiliriz. Nada Helmut diyor. Şimdi Iron'ı buraya harcamak istemiyorum ilk başta. Ne diyor? Obtain Redstone Sapling. Redstone Sapling nasıl yapılıyormuş şu an merak ettim. Haydi ona da bakalım. Redstone Sapling. Bir tane kırmızı boya, iki iron resim, bir petrified resim, bir coal sapling. Easy bu da. Şimdi kırmızı boya şöyle yapabiliriz mesela. Bizim elimizde fazla kırmızı boya yok değil mi? Ne yaparız? Mesela bunu buraya aldık. Şurada bunu da buraya attık. Artık burayı kırmızıya boyadık. Buradan böyle gördüğünüz gibi iki tane Red Dead Water aldık. Şimdi ne istiyordu başka? Ha, bir tane istiyormuş zaten. Ama olsun, yine de biz tasarruf etmiş olduk. Şu kırmızı boya burada kalsın. Hatta kalmak zorunda değil. Şöyle gidip çat diye geri boşaltabiliyoruz. Tamam. Ne istiyordun bizden? Bir tane coal sapling istiyorsun. Okey, burada var. Aldık. Onun dışında her şey zaten şu yandaki şuradan alabiliyor. Tara, redstone sapling'i de yaptık. Şunu da şöyle hızlıca büyütelim. Bu arada bonsai potlarımız artık neredeyse hazır. 59 tane birik yapabilmişiz. Şimdi claylerin hepsini buraya harcamak mantıklı mı? Belki değil ama eninde sonunda kullanacağız bu birikleri. O yüzden worth, her türlü işe yarar, değer yani. Tamam. Şimdi ben şuna bakmak istiyorum. Benim kaç tane gold'um, iron'um var hala hazırda? Şöyle çat. 17 tane var. Güzel. 15 tanesini buraya harcamayı planlıyorum şu etapta. Buraya atmayacaktım. Şuraya atalım. Şimdi öncelikle şunları bir şöyle çevireyim. Daha sonra şuradan birazcık chest yapmak istiyorum. Şöyle ne kadar yapmalıyım? 3 tane oraya, 9 tane yapmam lazım. Bu odunlar yetmez bile üzerimdeki. Şunların hepsini bir alayım. Kaç tane geldi buradan? 5 tane. 4 tane daha yapmam lazım. Şunları da alayım, ben bir tahtaya çevireyim. Ve şuradan da birazcık daha üretelim. 1, 2, 3, 4 tane de buradan aldım. Şöyle tamam. Bu odunlar da üzerimize kalsın. Şimdi bu 9 tanenin 3 tanesini ayrımların hepsini buraya harcayacağım. Mantıklı mı? Bence mantıklı. Sebebini de birazdan göstereceğim. Şimdi şunu yaptıktan sonra buradan artık bonsai potlarımızı üretebiliriz. 3 tane ürettim. Şimdilik gerisi kalsın. Şöyle bir düzenleyelim. Şimdi bunları nereye koyabilirim? Şimdilik temelli değil. Şimdilik şuraya koyacağım arkadaşlar. İki tanesini. Abi fazladan yapmışız. Neyse, okey, sorun değil. Diğer ikisini de şöyle şuraya koyalım. Tamam, bu iki tane chest lazım olur. İllaki lazım olur. Şimdi şu bonsai potlara şunları atmak istiyorum. Şimdi ve gördüğünüz gibi hopping bonsai pot yaptık. Daha sonra şurada Iron Sapling'imiz nerede? 1, 2, 3. Neden hepsini Iron'a ekiyorum onu söyleyeyim. Ben tamamen bu sistemi otomatikleştireceğim ileride. Onun için hepsi Hopping Bonsai Bot lazım. Otomatikleştireceğim için tamamen. Burada bir tane fazladan bırakmışım, aynen. Hepsini otomatikleştireceğim için bana olabildiğince şey lazım. Iron Sapling lazım. İçine mi attım? Ha, yok, tam büyüyor, koymuşuz. Onun için de en mantıklısı şu anda Iron ekmek gibi geldi bana. Iron kastık çartık ileride çoğaltır, normal full otomasyona geçeriz. Şimdi bir bakıyorum, video kaç dakika olmuş? 18 dakika civarı olmuş ama bence baya bir şey yaptık bu videoda. Bu videoyu burada bitireyim. Artık bir başka videoda görüşmek üzere. Aşağıya önerilerinizi yazabilirsiniz. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.